Ergün Diler, Soru Cevap. Atlantik Konferansları, Moskova Konferansları, Şerşel ve Kazablanka Konferansları, Kebek Konferansı, Tahran Kahire Konferansları, Dambarton Oaks Konferansı, Yalta ile Postdam Konferansı. Bunlar belli başlıları. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasındaki gizli açık çok anlaşma vardı. Bilinmesi gerektiği halde ıskalanır, konuşulmaz ve güncelleştirilmezdi. Bu nedenle iki güç arasındaki savaşın eskisinden çok daha şiddetli olduğu ve devam ettiği gerçeğini görmezdik. Ana merkezlerden biri belki de en kritik olanı Türkiye'de yaptıkları mücadeleydi. Bunu bilmeden, bunu görmeden, bunu çözemeden bir adım atma şansınız yoktu. Ne hikmetse kimse ilgilenmiyordu. Oysa ekonomik politikalardan siyasi adımlara askeri hamlelerden stratejik kararlara kadar gösterilen iradenin arkasında bu çekişmenin gölgesi vardı. Evet, iddialı bir cümle olduğunu biliyorum. Gerçek de buydu. Çok genel ifade ile Atlantik'in öte yakası olan ABD, Çin ile kendi kontrolünde bir dünya isterken, Britanya ise o küçük adadaki büyük aklı ile Çin'i karşıya ve yanına koyup ABD'yi tasfiye etmek niyetinde. Bu öylesine büyük öylesine sancılı bir mücadele ki anlamak için 2. Dünya Savaşı sırasındaki devir teslim konferanslarına anlaşmalarına bakmak gerekiyordu. Ada İmparatorluğu olan Britanya daha önce kimsenin ele geçiremediği dünyayı yönetme ehliyetini zorla da olsa Washington'a bırakıyordu. ABD, İngiltere'yi sıçrayamaz halde tutmak için de savaştan hemen sonra laboratuvarda büyüttüğü Sovyetler iyi öteki yapıyor ve iyi polis kötü polis tahterevolisiyle dünyayı kontrol ediyordu. İşte brekit ile atılan adım ABD'ye karşı bir hamleydi. Arap Baharı ile tavan yapan gerilimle Londra, eski dostlarımızla yeni ortaklık çatısı altında küresel Britanya'yı geri getireceğiz, diyordu. Britanya'nın gelmesi ABD'nin gitmesi demekti. Mesele buydu. İşte bu muazzam savaş haliyle Türkiye'yi de derinden etkiliyordu. Başbakan olduğu dönemlerde Erdoğan'ın dinlenmesinden MIT yöneticilerinin alınmak istenmesine, Gezi'den 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz'dan Kobane olaylarına kadar olan her eksende bu küresel mücadelenin izleri, adamları, piyonları vardı. Bu netti. Bizim darbeler, cuntalar, muhtıralar, koalisyonlar tarihi de bu çekişmenin Türkiye gösteriminden ibaretti. Bilmezdik, konuşulmazdı, yazılmazdı. Ancak gerçek buydu. HAMAS Hizbullah Katar'a uygulanan ambargo Sud ve İsrail yakınlığı İran'ın bölgedeki etkisi, faaliyetleri, reisi suikastı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, ABD'nin 7 Ekim'den hemen sonra donanmasını yollaması hepsi bu mücadelenin tonlarıydı. İçeride durum farklı değildi. AK Parti ve Başkan Erdoğan İN Mayıs seçimlerini kazanmasından sonra vites artırıldı. Sinan Ateş cinayeti, yargıdaki kaos, hakimlerin verdikleri mesajlar, yargıtaydaki seçimlerin 37 turda bitmesi, Osman Kavala olayı üzerinde kopan fırtına, Demirtaş ve Kobani davası NDA verilen kararlar, HDP demin kapatılma isteği, Kürt siyasetçilere tutuklama talebi, Talabani'nin ABD ile yakınlığı, Barzani'nin turları, YPG'nin iyiden iyiye büyümesi, çetelerle mücadele edilmesi, ekonomide alınan kararların arkasında durulması. Hepsi küresel mücadelenin içeriye yansıttıklarıydı. Günlerdir yazmaya gayret ettiğim gibi hedef Cumhur İttifakı'ydı. Hedef Devlet Bey ve partisinin Ankara'daki ağırlığına son vermekti. Böylece bölgesel değişimin konuşulabildiği alanlar açılacak ve itirazlar yükselmeyecekti. Cumhur İttifakı iki farklı partinin bir araya gelmesi değildi. Dünya üzerindeki iki ekolden birine sahip çıkılarak tek olarak hareket edilmesiydi. Başkan Erdoğan'la 2002'de yola çıkan pek çok AK Partili bu yola, bu yolculuğa itiraz ediyordu. Karşıydı izlenen politika gereği. Bu nedenle Cumhur İttifakı iki ideolojiyi barındırsa da tek politika üretiyordu. Bu bölgeye, dışarıya ortak bakışı getiriyordu. İşte bu bakışın, bu ortak hareket tarzının sonlanması istenmekteydi. Türkiye'yi meşgul eden çeteler de, çete liderleri de, kaçırılanlar da, tutuklananlar da, suikastlar da, yargıdaki bilek güreşleri de, Kürt siyaseti üzerinden getirilen eleştiriler de hepsi bu amaca hizmet ediyordu. Küresel mücadeleyi bilen Devlet Bey geçtiğimiz gün reisinin öldüğü kazaya değiniyor ve şunları söylüyordu: Bugün İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değil, suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Her anlamda, her seviyede dikkat, temkin, tedbir, güvenlik önlemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Aynı zaman diliminde DEM Parti milletvekilleri Kobani davası kararlarına karşı Adalet Bakanlığına yürüdü. Sezai Temelli, Bahçeli'nin HDP kapatılsın çıkışına, kendi arkadaşlarını bile Ankara sokaklarında torbacıya katlettiren bu anlayış mutlaka yıkılmalıdır, diye cevap verdi. Sonra Bahçeli, yumuşama için yola çıkan Özgür Özel'e yüklendi. Bahçeli CHP liderine dört soru ile giderken, 2019'daki sözlerini temel alıyordu. O dönem CHP Grup Başkan Vekili olan Özel, Birinin millet tanımıyla diğerinin ümmet tanımı birbiriyle çelişmesine rağmen bunları aynı potada eritmeye çalışan ve tabanlarını da buna zorlayan, bunu ellerindeki büyük propaganda makinesiyle yapan bu akılda bir başka güç var. Türkiye siyasetini ne Bahçeli ne de Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor, onların içinde aktör oldukları ancak senaryosu bir başka yerden yazılan daha derin ve daha güçlü bir akıl yönetiyor." diye mülakat veriyordu. Bahçeli de Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey ve yönetimine soruyorum, mertçe cevap vermelerini bekliyorum, çıkışını yaparak dört soruyu gönderiyordu. Üçüncü soru, hangi dış mihrakların nam ve hesabına siyasi çalışma yürütüyor, Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyor, kimin folluğunda yatıyorsunuz? şeklindeydi. Özel de genel başkan kimliğiyle verdiği cevabının bir yerinde, İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalı, diye promptıra yazanlar Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizatihi kendisi midir? Şeklinde bir soruyu MHP'ye yönlendiriyordu. Yani Kürt sorunu, çözümü, soruna bakış açısı, öneriler, değişim, isteği, reddi hepsi küresel bir çatışmanın içerideki gri alanlarıydı. Türkiye'ye Kürt kartı üzerinden dayatılan senaryoların kabulü istenmekteydi. Burada ABD'nin farklı İngiltere'nin farklı kurguları vardı. AB'nin de bambaşka. Dikkat ederseniz tüm siyasi tansiyon yükselmelerinde konu kesinlikle HDP'ye deme Demir Taşağı bölgeye gelmektedir. Kobani üzerinden yapılan tartışmada bunun kanıtıydı. MHP dışarıdan bölgedeki momentumun önündeki engel olarak görülüyordu. Bu nedenle içerideki tüm gelişmelerde MHP istemese de manşetlerde olacaktı. Kurgu buydu, oyun buydu. Sinan Ateş suikastı önemli başlangıçtı. Bitmeyeceği açık ve netti. Türbülanslı alanın geçtiğini söylemek için erkendi. MHP çekilmek zorunda kalırsa CHP sıradaydı. AK Parti'den uzak düşenler ile yeni yeni yıldızı parlayanlar ile peşinden sürükleyecekleriyle. Günlük düşünmeyin.